Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde iPhone 6s akıllı telefonun batarya değişimini yapacağım. Cihaz uzun zamandır aynı bataryayla kullanılıyor arkadaşlar. Artık batarya değişim zamanı hani geldi de geçti bile. Cihazın sahibi zaten devamlı müşterim. Cihazın içine bakar mısınız? Pırıl pırıl. Gerçi pırıl pırıl dedik, kamera kafesi yok. Ekran değişmiş daha önce. Güzel, pırıl pırıl. Ama temiz yani. Vay arkadaş ya. Kendi kendime morz ettim. Arkadaşlar diyeceksiniz ki bu adam telefonun bataryasını değiştirecek. Ekranda ne işi var? Aman arkadaşlar iPhone 6s'lerde. Gerçi artık 6s mi kaldı? Kimse artık 6s'in suratına bakmaz ya. Hani gene de geliyor. Ben onu pek hiç seçmediğim için. Sonuçta bu benim devamlı müşterim. iPhone 6s annesinin telefonu. Ben buna cam da hediye edeceğim. Cam da taksam koruma camı. Şimdi getirmiş, ben buna bakmıyorum diyemem. Bir önceki videoda da zaten bu konuda biraz bayağı bir dertleştik, sohbet ettik diyeyim. Bakın şurada da bir tane vida var. Neyin vidasıysa artık. Onun tuşunun vidası mı? Değil. Tıt tıra tıt tıt tıt. Şuranın vidası düşmüş. Yerinden çıkmış. Bu vidalar kendi kendine gevşiyorlar. Cihazı söktüğünüz zaman arkadaşlar kıyıda köşede vida olabilir. Acemilik yapıp da Allah muhafaza takarken ekranı kırarsınız. Kenarları iyi bakın. Hatta şöyle bir yapın yani. İçinde vidalar kalabiliyor. Bak buradan mesela vida çıkmış. Şuraya gelmiş. Kendi kendine çıkıyor bunlar arkadaşlar. Şunu çekerken boşluk vermeyin arkadaşlar, bakın. Boşluk verdiğiniz anda kopar. Neredeyse kucağımı açtım resmen. O kadar kolumu uzattım. Bir boşluk verseniz pıt kopuyor. Bunun da fizikte muhakkak gerilimle, merilimle bir şeyle bir ilişkisi, bir karşılığı vardır. Muhakkak onun da bir açıklaması vardır arkadaşlar. Batarya artık sakız olmuş. Çok kötü durumda. Arkadaki bantı koparttım. Böyle şeylere de asılırken arkadaşlar aman şöyle şey gibi asılmayın. Katır kutur anakartı uçurursunuz. Sadece pile baskı uygulayın, bakın. Görüyor musunuz, bak. Burayla hiç işim yok. Sadece tutuyorum. Bakın hiç boşluk vermiyorum arkadaşlar. Uçtan alırken beceremedim, koparttım ama eğer şu mekanizma diyorum ya, alttaki bant çürümemişse çıkıyor zaten. Şuna bak. Dikkat ediyor musunuz?
Atarya bayağı ileri seviye artık sakız olmuş. Her zaman bataryayı önce takın arkadaşlar. Hizalamakla uğraşmazsınız. Vay efendim onu ittim, pil yerinden çıktı. Şunu yaptım şöyle oldu. Hiç dert yok bak. Bu kadar basit. Ben her zaman doğallıktan yanayım arkadaşlar. Öyle içten pazarlığı sevmem. Ne düşünüyorsam söylerim. Seviyorsam seviyorum derim. Sevmiyorsam sevmiyorum derim. Bu videoda böyle bir mini hatalar videosu oldu. Hoş oldu. Normalde birçok insan bu videoyu kanala atmaz. Eğer bu videoyu izliyorsanız demek ki bu diyalogları sıkıntı yapmamışım demektir. Yapmam da zaten. Yani şurada yaptığım hatalar dünyanın sonu değil ki. Cihaza cillop gibi dedik. Bataryanın kafesini takmamışlar. Bunu tamamlıyorum ben. Şu an böyle elimde malzemesi varsa tamamlıyorum arkadaşlar. Ben böyle tamamlaya da zaten kalmıyor ya. Şu şekilde takıyorum ben arkadaşlar, bakın altı oturtturdum, ortayı bastırdım, altı oturtturdum, ortayı bastırdım, bu kadar basit. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar. Biraz pot kırmalarla dolu bir video oldu. Pot kırma da demeyelim ya, sıcak güzel bir video oldu işte. Kanala abone olarak takipte kalırsanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımda sürekli söylüyorum. Yani bu videonun alacağı like'lar, yorumlar vesaire, bunlar videonun daha çok insana ulaşmasına sebebiyet veriyor. Çünkü YouTube algoritmasında etkileşimin karşılığı şu. Video like alıyor mu? Video yorum alıyor mu? Kanal sahibi yapılan yorumlara kalp atıyor mu? Cevap veriyor mu? Vesaire. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bu orada hani bir sosyalleşme var. Bu videoda insanlar hani etki tepki şeyi oluşuyor. İzleyen yorum yapıyor. İşte yorumlar, soru sorduysa cevap alıyor. Orada bir etkileşim oluşuyor. Dediği zaman YouTube bunu keşfe düşürüyor. Yani keşfe düşürüyor dediğim ortama sunuyor.